Darth Vader nesneleri zihin gücüyle hareket ettirebildiği için bence evden eve nakliye firması kurardı arkadaş. Yoda bildiğim kadarıyla bekar. Türkiye'ye gelip bir evlilik programına katılıp kendisine bir eş arayabilirdi mesela. Star Wars'taki kısa boylu yeşil adam herhalde felsefe öğretmeni olurdu. Reisimiz olurdu yani, kafanın dibi zaten. Anakin'de bir babaya saygısızlık var, pardon Luke'da. O çok kınanır. Babaya saygısızlık bizim ülkede pek şey yapılmıyor. Star Wars Türkiye'ye gelse kına gecesi yapardık. Anakin Skywalker Mustafa Topaloğlu ile düet yapabilir. Burada olsa mesela ışın kılıcı yerine döner bıçağı falan kullanırlardı herhalde. Darth Vader Eminönü'nde saatçi olur. Ya da üç büyüklerden birinin amigosu olurdu herhalde. Okey'e dördüncü ararlardı herhalde. İkinci el ışın kılıcı mağazası açarlar abi. Uzay gemileri çalışmazsa yokuş aşağı vurdurabilirlerdi. Vallahi Darth Vader'ı bir kere sanayiye götürüp parçalarlardı. Yıldız Savaşları'nın karakterleri eğer gelirse Türkiye'ye, evimde onlara kuru fasulye, pilav, bir şeyler ikram ederdim tabii ki. Abi Kızılay'a gelip halay çekip para toplarlardı. Star Wars Türkiye'ye gelse ilk başta şimdi bir buradan Cebeci'ye pavyona giderlerdi. Ya mesela Konya'ya gelse ben Konyalıyım. Ben et ekmek ederim mesela. Mevlana'ya da götürürüm. Her eline şu kılıcı falan alan herhalde kendini Polat Alemdar falan zanneder yani, öyle. Star Wars Türkiye'ye gelse Boğaz'a karşı rakabalık yaparlardı. Kardeşim zaten Asileri izliyor, en sevdiği. Yani zaten aslında gelmiş sayılır, çizgi filmi de var televizyonda. Darth Vader yeteneksizsinize katılıp büyük ödül için yarışabilirdi. Yoda kuaför salonu açardı. Adını da Master Yoda kuaför salonu koydu. Prenses Leia'ya bir kezban muamelesi yapabiliriz açıkçası. Abi bence o Efendi Yoda bir köy kahvesinde insanlara böyle hayat dersi falan vermeye çalışırdı. Mesela kadını dostum bırakacaksın, senindir dönerse zaten gibi. Şimdi Star Wars karakterleri Türkiye'ye gelse yani ben aşırı mutlu olurum. Gelsinler yani, ben istiyorum gelsinler.